Herkese selamlar dostlar. 21 Temmuz 2021 iddia tahminleriyle hepinize merhaba. Bugün toplamda 7 tane mücadele var. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan ben 5 tanesini aldım. Yine videonun sonunda bir tane kombin önerisi yapacağım idealden. Video içinde maçlarda hem yüksek oran hem de Galatasaray maçına bir skor tahminim var. Sizler de arkadaşlar PSV Galatasaray maçının skorunu tahmin etmeye çalışın yorumlarda. Eğer bilen skoru doğru bilen olursa bilenler arasından bir çekiliş yapalım. Küçük bir ödül verelim arkadaşlar. Kim bilirse artık. Yorumlara PSV Galatasaray maçının skorunu bekliyorum. Sizler de yorum yaparsanız sevinirim. Ondan önce Telegram grubundan bahsedeyim hemen sizlere. Arkadaşlar Telegram grubunda canlı bahisler olsun, ekstra kombinler olsun, bu şekilde sizlere kazandırmaya çalışıyoruz. Ha şöyle bir şey var, her zaman gelecek diye bir şey yok. Mesela bugün bir tane mücadele verdim. Swan City mücadelesi canlıydı. Deplasman golünün 1.60 gibi oranı vardı. Canlıdan verdim. Hatta ilk golü yedi. Maç 0-0'dı. Dakika 83'te golü attı. 1-1 oldu. Kuponumuz geldi. Canlımız geldi. Hatta dakika 89'da maçı izliyordum. Bir de penaltı yaptı. Maçı da çevirdi zaten 2-1. Deplasmanın golüne girenler burada arkadaşlar. Değerlendirenler mutlaka vardır. Onlar kazandı. Sizler de canlı Telegram grubumuza gelmek istiyorsanız katıl grubuna abone olaraktan da sizler de hem destek vermiş hem de canlı Telegram grubumuzdan veya canlı Telegram artı yüksek oran grubumuzdan sizler de faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Geçiyorum maçlara. İlk mücadelemiz Malmö Helsinki mücadelesi. Bir tarafta İsveç temsilcisi, diğer tarafta da Finlandiya temsilcisi var arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman Helsinki kendi liginde muazzam bir performans gösteriyor. Fakat İsveç'te Finlandiya ligi arasında gerçekten bir fark var. Yani kalite farkı bariz ortada. Hatta oranlardan da anlaşılıyor yani bu. Malmö'nün 1.29 oranı açılmasından da anlaşılabiliyor. Ben fakat yüksek bir oran da yapmak istiyorum sizlere. Yüksek oran tercihi de yapmak istiyorum. Helsinki ilk maçta Budoknost'la oynadı. Kendi evinde 3-1'lik, deplasmanda da 4-0'lık galip gelerekten de bize kazandırmıştı. Finlandiya'nın lideri zaten. Finlandiya liginde de zaten kendi liginin en iyi takımı olarak görüyorum ben bunu. Hatta ligde zaten en çok gol atan, en az gol yiyen takım Helsinki takımı. Malmö'de son zamanlarda ciddi anlamda bir çıkışta. Sezonun öncesine de baktığımız zaman da kendi liginde de zaten şuradan gösterebilirsem. Kendi liginde de zaten oynadığı son iki maçı da, son maçında özellikle bu mücadelede ben bu kadar fark yaratacağını düşünmüyordum. Fakat 5 tane attı, yani çok formda. Kendi liginde de lider zaten. Burada da yine kendi evinde Helsinki'ye karşı ben galip gelebileceğini düşünüyorum. Ben hatta şöyle bir şey düşündüm bu mücadeleye. Malmö ekibinin en az 2 gol atarak galip gelmesini bekliyorum. Onun da oranı idealden 1.52 gibi orandan değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. Benim kafamdaki skor arkadaşlar 2-1'lik veya 3-1'lik bir Malmö galibiyeti burada. Yüksek orandan denemek isteyenler maç sonu 1-2.5 üstü veya şöyle bir şey önermek istiyorum. KG Var'ın oranı 2.06 gibi bir oranı vardı. 1.87'ye kadar düştü arkadaşlar. Helsinki'nin ne kadar kalite farkı olsa da biraz daha istekli. Çünkü bu her iki takım da hücumu önem veren takımlar. Helsinki'de belki gol bulabilir diye düşünüyorum. Alternatif bir tercih olarak yüksek orandan da sizlere KG Var'ı öneriyorum. Fakat idealden değerlendirmek isteyenler varsa lütfen maç sonu 1.5 üst yaparaktan da değerlendirebilirler. Fakat bana bu oran yetmez diyorsanız maç sonu 1.2.5 üst yaparaktan da 1.95 gibi orandan değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Bol şans. Geçiyorum bir diğer mücadelemize. Bratislava ile Young Boys mücadelesi. Bir tarafta Young Boys takımı İsviçre'nin, diğer tarafta da Slovakya temsilcisi var. Young Boys'u zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Avrupa'da çok güzel işler çıkardı. Bayer Leverkusen'e geçen sezon hem içeride hem dışarıda galip geldi yanlış hatırlamıyorsam. Çok gollü maçlar oynamıştı. Bratislava'da arkadaşlar Slovakya ekibi kendi liginin gerçekten gediklilerinden bir tane ekip. Takım olaraktan da kaliteli bir ekip olduğunu söyleyelim. Fakat Young Boys ekibi burada çok hızlı bir futbol sergiliyor. Benim tercihim bu mücadelede Bratislava önceki maçlarda kendi evinde ve deplasmanda kazandı diye hatırlıyorum ben. Pardon, deplasmanda Shamrock'a mağlup olmuşlardı. Fakat kendi evinde 2-0'lık galiple gelerekten de gol avantajıyla, deplasman golü değil normal avantajıyla bir üst tura yükseldi. Young Boys'la karşılaşacaklar. Kolay bir rakip olduğunu kesinlikle düşünmüyordur mutlaka Bratislava. Burada fakat kendi evinde oynadığından dolayı biraz da hücumu mutlaka düşünecektir diye düşünüyorum ben Bratislava'nın. O yüzden Young Boys'un ben zaten kadrosuna baktığımız zaman da çok fazla genç yetenek bulunduruyor. Özellikle bu genç yetenekler bireysel anlamda ve çok hızlı futbol sergiledikleri için zaten oyununa baktığımız zaman Young Boys takımı hızlı bir futbol sergiliyor. İlerideki bireysel yetenekler, özellikle o genç siyahi futbolcular, ileride iki tanesi var. Onlar bu mücadeleyi mutlaka oynayacaktır diye düşünüyorum. O yüzden bir karşılıklı gol var mücadelesi olarak görüyorum. Oranla 1.50 gibi orandan ideal olarak değerlendirebilirsiniz. Bratislava'da Slovak ekibi zaten bahsettim sizlere. Bu mücadelede KG var olaraktan da golünü bekliyorum. KG var olarak idealden değerlendirebilirsiniz. Bir diğer mücadelemiz Varşova mücadelesi. Legia Varşova ile Flora mücadelesi yapacak burada. Burada kalite anlamında zaten çok fazla fark olduğunu düşünüyorum ben. Varşova buraya Bodo'yu eledi geldi. Flora da buraya Hibernaise'i eledi geldi. Her iki maçta da kazanması gayet güzel bir haber diyelim ben size. Burada Varşova ekibine ben zaten yani fişini çekecektir mutlaka. Handikapına mı gitsem yoksa ilk yarı 1'e mi gitsem diye düşündüm. Ben Varşova ekibinin ilk yarıdan hızlı bir futbol sergilediğini düşünüyorum. Bodo maçlarında gördük yani. Burada kendi evinde de mutlaka zaten galip gelecektir. Galip gelmesini zaten geçelim. Benim için oran 1.16 kesinlikle yetmez. Oranı nasıl yükseltirim diye baktığım zaman da bu mücadeleye bir ilk yarı bir tercih yaptığımız zaman da 1.52 oranı vardı. 1.53 olmuş. Küçük bir oynama olmuş oranda. Ben Varşova ekibinin ilk yarıdan galip gelmesini bekliyorum. Ben bunu koruma da değerlendirmedim. Fakat değerlendirmek isteyenler varsa idealden bu mücadeleyi Varşova ekibinin ilk yarı birini değerlendirebilirler. Zaten diğer tahminler uçuk olacaktır. Daha fazla oran yükseltmek isteyenler gerçekten maçtan çok fazla ekstra bekleyeceklerdi veya maç sonu bir 3.5 üst yaparaktan belki 2.5 üstün oranına bile bir atmış oluyor. O yüzden ilk yarı bir tercih bu mücadelede en ideal tercih olarak görüyorum. Değerlendirmek isteyenler 1.53'ten Varşova'nın ilk yarı galibiyetini değerlendirebilirler. Geçiyorum bir diğer mücadeleye. Kuponuma da aldım bu mücadeleyi. Olympiakos'la Neftçi Bakü mücadelesi burada. Olympiakos ekibi arkadaşlar geçen sezon zaten çok rahat bir şekilde şampiyon oldu. Şampiyon olduğu kadroyu da neredeyse tamamını korumayı bildi. Çok fazla bir satış olmadı yani. Hatta şöyle söyleyeyim. Forvet hattına 2 tane de transfer yaptı. Takımın zaten en golcüsü El Arabi olması lazımdı. El Arabi takımda rotasyon olaraktan da kullanacağı yani 2 tane daha forvet oyuncusu Olympiakos takımı transfer etti. Neftçi Bakü ile oynayacak Azerbaycan temsilcisiyle burada. Azerbaycan temsilcisine baktığımız zaman arkadaşlar ağırlıklı olarak bu maçta kesinlikle zaten kalite anlamında bahsetmiyorum. Yani seviyesi yetmeyecektir diye düşünüyorum Olympiakos'a karşı. Çünkü Olympiakos oynar yani bu takım oynar. Şöyle söyleyeyim, Neftçi Bakü'nün burada yapacağı bir şey varsa Neftçi Bakü zaten kendi önceki oynadığı maçlara da baktığımız zaman da ağırlıklı olarak defans futbolunu sergiledi arkadaşlar. Oynadığı uzun toplar ve kontrataklarla hem içeride hem dışarıda galip gelmesini bildi. Hatta şöyle ben size bir tane maçını göstereyim. Şu ilk mücadelesini göstereyim mesela. Çok fazla fark vardı bakın mesela hem toplu oynamada hem de genel istatistik anlamda Neftçi Bakü ile Dinamo Tiflis arasında fark vardı. Fakat ya, defansı çok güzel yapıyor Neftçi Bakü takımı. Aynı zamanda kontratakları da çıkabiliyor. Ben burada bir Olympiakos galibiyeti bekleyeceğim. Tabii değerlendireceğim. Oranı nasıl değerlendirecek olarak göstereceksek oranı da düşmüş hatta. Ben 1.37'lik orandan değerlendirmiştim burada. Maç sonu bir 4.5 alt şeklinde değerlendirme yapacağım. Ben Olympiakos'un galibiyetini bekliyorum. Fakat çok fazla bir gol olacağını da düşünmüyorum. Yani 5 gol olacağını düşünmüyorum. Maksimum kafamdaki skor 3-1 veya 4-0 olabilir. Yani o da maksimumu. Neftçi Bakü'nün ne kadar ağır defans yapacağını düşündüğüm için çok fazla gol olmasını beklemiyorum ben bu mücadelede. O yüzden değerlendirmek isteyenler 1.34'ten ideal kombinemi aldım ben. Sizler de Olympiakos mücadelesini değerlendirmek istiyorsanız maç sonu bir 4.5 alt yaparaktan da idealden değerlendirebilirsiniz. Gelelim PSV Galatasaray mücadelesine. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bu maç hakkında skor görüşlerinizi mutlaka yoruma yazın. Şimdi PSV'de PSV takımından başlayalım. Özellikle şunu bahsedeyim. Hollanda milli takımda oynayan Meulens, Dumfries gibi futbolcular PSV'de bu maçta olmayacak sanırım. Çünkü oyuncular tatilde. Bu mücadelede olmayacaklarını zaten ben sosyal medya hesaplarından takip ettim. Muhtemelen bu mücadelede yoklar zaten. Galatasaray'a baktığımız zaman yani PSV'ye baktığımız zaman zaten kalite anlamında PSV'nin burada Galatasaray'a çizmesi lazım. Yani ben şunu da belirteyim. Ben de bir Galatasaray taraftarıyım. Seviyorum. Destekliyorum. Avrupa'da özellikle her takımımız kazansın isterim. Yani bırakın yani Bandırmaspor bile Avrupa'ya gitsin. Süper Lig'e yükselsin. Bandırmaspor'u bile desteklerim yani. Öyle söyleyeyim ben size. Avrupa'da özellikle son dönemde çok fazla geri kaldık ülke puanı açısından. Ülke puanı açısından gerçekten çok önemli bir mücadele. Fakat bizim burada gerçekten Galatasaray takımının yeni transferler yaptı. Berkan Kutlu'yu aldı. Sol beke Larsen'i aldı yanlış hatırlamıyorsam. Tam belli değil Larsen sanırım. Her neyse, takımda eksikler var arkadaşlar. Kimler eksik? Mustafa Muhammed bu mücadelede olacak. Fakat Falcao zaten 2 gün önce antrenmanda sakatlandı. Hatta son antrenmana ise ağrı kesici bantlarla çıktığını da belirteyim Falcao'nun mesela. Biz burada seviye olarak bence PSV'yi yenemeyiz diye düşünüyorum ben. Hatta ben zaten buradan 1.56 gibi oranı varken PSV tarafına gidecektim. Fakat oranı gerçekten düşürmüşler. Benim kafamdaki skor burada zaten bir PSV galibiyeti. PSV'nin 2 gol atmasını da bekliyorum açıkçası. PSV'nin burada en az 2 gol bulmasını bekliyorum. Şöyle düşünüyorum ben, değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız için. PSV'nin galibiyetini direkt alabilirler. PSV galibiyetini sizlere direkt sunuyorum. Yani ilk ana tercihimiz burada PSV galibiyeti. Galatasaray ekibi de burada gol bulabilir arkadaşlar. Fakat yani zor bir mücadele olacaktır. Hem PSV'de eksikler var hem de Galatasaray'da moral açısından da ya Taylan Antalyalı ameliyat oldu. Takım Yunanistan'a gitti, top oynayamadı, hırpalandı, pozisyon orada fakat bir çeşit olaylar yaşadı. Yani bunlar hep mental açısından takımdaki futbolcuları etkileyecektir. Takımda zaten antrenman maçları ne kadar güzel geçse de şu an zaten son oynadığı 5 maçı da kazanmış mesela Galatasaray ekibi. Burada PSV'ye karşı çok fazla zorlanacaktır. Benim tercihim arkadaşlar burada maç sonu 1'e direkt değerlendirmenizdir. Hatta maç sonu 1.5 üstü de değerlendi. Hatta ben yüksek oran da vereceğim sizlere. Maç sonu 1.5 üstü bile gidebilir. Fakat ben şunu söyleyeyim. PSV tarafındayım. Skor olarak bir beklentim var. Skor olarak beklentim arkadaşlar 2-1'lik bir PSV galibiyeti. Galatasaray ekibi de buradan, Galatasaray takımımız buradan bir gol bulursa güzel olacaktır yani. En kötü bir gol bulmak isteyecektir. Fakat ben buradan PSV tarafında olacağım. Duygusal yaklaşmamaya çalışıyorum. PSV'nin burada galibiyetini sizlere önereceğim. Kupon olarak da arkadaşlar sizlere önereceğim bir kombine ekrana gelmiştir. Olympiakos mücadelesine baktığımız zaman da Olympiakos ekibinin kazanmasını ve 4.5 altında kalmasını bekliyorum. İlk kombinemin ilk mücadelesi Olympiakos maçı kazanır ve 4.5 altında biter. Bu arada arkadaşlar videoya bir like atıp kanala abone değilseniz abone olaraktan da destek verirseniz sevinirim. Videoya like atmayı kesinlikle unutmayın. Hepinize şimdiden like atan elleriniz dert görmesin diyorum. Bir diğer mücadelemiz de PSV Galatasaray mücadelesine. PSV'nin ben burada galibiyetini sizlere önereceğim. Direkt PSV galibiyetine değerlendirdim. Oran yaklaşık 2'ye yakın 1.90'larda kalıyor sanırım. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Yüksek orandan ne verdim? PSV'nin 2 gol atanı da değerlendirebilirsiniz burada. 2-1'lik skor beklentim var benim. Yarın maç saat 22'de canlı olarak takip edeceğiz. Görüşmek üzere. Bay bay. Videoya like atmayı unutmayalım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hepsi gelebilir, hepsi yatabilir. Bol şanslar.